Tarihten hepimizin bildiği bir misali tekrar anlatmakta yarar görüyorum. Biliyorsunuz büyük Türk devlet adamının, büyük Türk devlet başkanı Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'ın Fatih'i, Arabistan'ın Fatih'i. Yavuz Sultan Selim Hazretleri Mısır'ın fethine gidiyor, Sina Yarımadası'nı geçiyor. Sina Yarımadası bir köldür. Bugün de oradan geçmek çok zor. Susuz, yılanın çıyanı bol, akrebi bol, çok sıcak. Tarihte üç ordu geçebilmiştir bu Sina Çölü. Bunlardan birisi de Yavuz Sultan Selim'in komutası altındaki Türk ordusu. O sıcakta, kan ter içinde, kum fırtınalar içinde, toz toprak herkesin gözünü görebiliyor, nefesini tıkıyor. Ordusunun önünde kendisi de yaya gidiyor. Arkada Safkan, Arap kısrağı, eğerlik boş geliyor. Kendisine yalvarıyorlar. Efendim, atınıza bin. Bunu söyleyenlere diyor ki, benim önümde İslam'ın ulu peygamberi kılavuz, o yaya giderken ben nasıl atabilirim? O zamana kadar Mekke'nin, Medine'nin hakimiyeti Mısır padişahlarında. Mısır'ı alınca bu hakimiyet Osmanlılara geçiyor, Türklere geçiyor. O zamana kadar Mısır padişahları tahta çıktıkça o günkü usullere göre camilerin minberlerinde padişah adına hutbe okunur. Hutbe okunurken Mısır padişahları adına Mekke'nin ve Medine'nin hakimi diye okunuyor. Mekke ve Medine, Müslüman olmayanların ayak basması yasak olan yerlerdir. Onun için bu iki şehrin adı eski dilimizde Haremeyn-i Şerefeyn diye geçer. Haremeyn-i Şerefeyn demek, yabancıların, Müslüman olmayanların ayak basmaları yasak olan, yani onlara namahrem olan, mahrem olan şerefli iki şehir demektir. Haremeyn-i Şerefeyn. Hutbede padişahların adı, Mısır padişahların adı Hakim-ül Haremeyn-i Şerefeyn diye okunuyor. Yavuz Sultan Selim Hazretleri Mısır'ı aldıktan, Mekke ve Medine'de kendi yönetimine geçtikten sonra Halep Camii'nde adına hutbe okunuyor. Okunurken minberden hatip eski usul üzere Mekke'nin ve Medine'nin hakimi diye okuyunca ayağa kalktı. Hatibin sözünü keser derdi, ben Mekke'nin, Medine'nin hakimi değil, hizmetçisiyim. Bu iki şey, mübarek şey, hizmetkarıyımdır. O derecede ihlası yerinde bir zaman. Ve namaz kıldığı halıyı kaldırtıp taşın üstünde gözlerinden yaşlar akarak şükran namazı kılar, Cenab-ı Hakk'a şükreder. Kendisine bunları nasip ettiği için. Bu derecede ihlaslı Müslüman. İstanbul'a gelip getirdiği mukaddes emanetler için özel bir bina yaptırır. Topkapı Sarayı'nda hala duruyor. İstanbul'a gittiğinizde gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Son altından sandıklar, sandık yaptırır. Getirdiği kutsal emanetleri o sandığa koyar. Ayrıca 40 hafız görevlendirir. Bunları der ki 24 saat aralıksız benim memleketimde Kur'an-ı Kerim okunacak. İlk nöbete de kendisi girer. Bir saat okur. Ondan sonra sırası gelene nöbeti devreder. Bunları niye söylüyorum? Bunları söylemekten maksadım. Yani Türk milletinin İslam'a samimiyetle bağlı oluşu, ihlasla dinine bağlı oluşunu anlatmak için söylüyorum. Yani Türk olmamız, Müslüman olmamıza engel değildir. Bunu anlatmak için söylüyorum.
Müslüman Türkleriz. Bugün Türklüğümüz, İslamiyet'i ileri sür, İslamiyet ileri sürülerek, ustaca İslamiyet istismar edilerek Türklüğümüz yok edilmek isteniyor. Çok kimseler çıkıyor karşımıza, bize hücum ediyorlar. Milliyetçilik küfürdür, milliyetçilik şirktir. Siz Türklükten ne diye bahsediyorsunuz? Türk milliyetçiliğinden neden bahsediyorsunuz? Ne lüzum var buna? Diyenler var. Bunun yanlış olduğunu, batıl olduğunu anlatmak için söylüyorum. Biz Türk milletiyiz. Müslüman Türk milletinin mensuplarıyız. Soyunu inkar eden haramzade olur. Cenab-ı Hak bizi bu soydan yaratmış. Bizim elimizde mi istesek desek ki biz Türk olmayalım da Fars olalım, Pakistanlı olalım, İngiliz olalım. Yaratan bizi böyle yaratmış. O halde biz Türk milliyetçisi, Müslüman Türk'ün davasını gideriz. Ve Türk milletini kalkındırmak için çırpınıyoruz. Türkiye'yi ne kadar güçlendirip kalkındırabilirsek, bu aynı zamanda İslam'a da o kadar hizmettir. Çünkü bütün İslam alemini arkasında saklayan, muhafaza eden Türkiye. Şimdi Türk milletinin düşmanları, Türk milletini zaafa uğratmak için Türk milliyetçiliğini hedef almışlar. Bu noktada hepimizin uyanık olması lazım.